Bir zamanlar türkülere konu olmasının yanında neredeyse her evin en temel ihtiyacı olarak görülüyordu. Yüzlerce yıldır tahıl ürünlerinin ayrıştırılmasında kullanılan elek ve kalburlar şimdi zamana direniyor. Bunları kasnakla hazır alıyoruz. Hazı geliyor. Ölçtüğümüz zaman oturacak şekilde çakıyoruz, çiviliyoruz. Telini de ona göre kesiyoruz. Bu şekilde tamamlanıyor. Artı bir de bunun zımparası yapılacak zamanda. Zımparasını yapıyoruz. İşi sonuna erdiriyoruz. Tarımsal üretimin belirleyici olduğu kırsal alanlarda özellikle kış hazırlıkları yapılırken kalbur ve elekler vazgeçilmez bir üründü. Buğdaydır, arpadır, nohuttur, fasulyedir, kuru baklagillerin hepsi kalbur ve elekten geçiyor. Ancak bu köklü zanaatta teknolojiye yenik düşen meslekler arasında. Bu mesleğe devamlı çalışan veyahut da yanımızda alışmaya çalışan heves eden yok. Fasulye elenmesine kadar, buğday elenmesine kadar her evde bundan 3-4 tane vardı yani. Yine de bunları hobi olarak görüp de evlerine götürenler birer ikişer var yani. Eskiden bunlar her evde, bunların büyüğü bulunurdu. Bunlar küçüldü galiba, şimdi eskisi gibi değil yani. 74 yaşındaki kalbur ustası İbrahim Göktaş, Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki imalathanesinde 50 yılı aşkın süredir el emeğiyle yaptığı elek, kalbur ve sepet gibi ev gereçleri satarak geçimini sağlıyor. 15 yaşımda bu işe başladım. Devamıyla o senelerden beri takip ediyoruz, çalışıyoruz. Deriden elde edilen sırımlarla yapılan kalburlar bugünün antikaları arasında. Hala kullanımda olanlardaysa sırım yerine daha çok metal tel var. Özellikle bunlar deriden yapılıyor. Ağaç kırıkları, ufak tefek çatlamalar varsa ona da bakarız, tertemiz zımparalarız. Satışa hazır olur. Uzun bir sene dayanır. Sağlıklı kullanan için çok zaman gider. Kalburlara bakan çok ama alan yok denecek kadar az. Çırak da yetişmiyor. Bu meslek hakikaten yapılmayacak meslek de yapılacak meslek. Çünkü insan zevk alıyor çalışmakta. Artı bir de başkalar yapmadığı için bizler biraz daha farklı oluyoruz insanlar gözünde yani.